Merhaba arkadaşlar, ben Umut Öncül, fizik öğretmeni diye çıktı sesime. Tamam, tekrar birlikteyiz. Kontrol noktası 129'a geldik. Yanıt anahtarımız böyle bir güzellikte. Evet, şöyle yanıt anahtarımızı karşımıza alıyoruz ve soruları okumaya devam ediyoruz. Kuvvetle ilgili, hani kuvvet nedir, neyle ölçülür, hangi temel kuvvetlerle karşı karşıyayız, nasıl etkileşimde bulunuyoruz bunlardan. Evet, yukarıdaki onunla ilgili bir soru geldi karşımıza. Yukarıdaki kuvvetlerden kaç tanesi temas gerektiren kuvvettir? Basınç kuvveti. Arkadaşlar, basınç kuvveti dediğiniz şey nedir? Hani bir cisim var, bir yüzeye koydun. Diyelim ki bu ağırlığından dolayı buraya bir kuvvet uygular, biz buna basınç kuvveti diyoruz. Ya da bir yüzey vardır, bir ne bileyim hani belirli bir yüzeydir bu. Buraya bir kuvvet uygularsın, sen uygularsın, temas gerektirir bu. Bu laf doğru. Kaldırma kuvveti. Aynı şekilde sıvı içerisinde bulunan bir cisme uygulanan basınç kuvvetleri, mesela buradan basınç kuvveti geliyor, buradan geliyor, buradan geliyor, temas var burada arkadaşlar, moleküler temas var. Bunların bileşkesi tabii ki de yukarıya doğru oluyor, kaldırma kuvveti o zaman temas gerektiren kuvvet oluyor, doğru oluyor. 3. Sürtünme kuvveti. Baktığınız zaman hani bir cisim bir yüzey üzerinde hareket ettirilmeye kalktığında, bunu çoğu kez inceledik biz, buraya yakından bakarsanız orada zikzaklar, yani düzgün zannettiğiniz yerde aslında çok da düzgün olmadığını görürsünüz. Bunlar birbirine hani çekilirken temasta bulunur. Yani sonuç olarak hani gerçekten de temas gerektiren bir kuvvet olduğunu anlarsın. Burayı kırıp dökmeden bu cismi buradan hareket ettiremezsin. O aşamaya kadar birbirlerini zorlarlar. Temas vardır. Evet, bu da tamam. Ama yer çekimi kuvveti arkadaşlar, dünyanın üzerindeyim ben diyelim ki. Tamam. Ama atıyorum kafadan, yani belirli bir yükseklikte beni diyelim ki serbest bıraksanız yine dünyaya düşüyorum. Neden? Çünkü iki cisim arasındaki yer çekimi kuvveti direkt olarak üstünde olmasam bile hala geçerli. Yani seni çekiyor. Temas gerektirmeyen bir kuvvettir bu yer çekimi. Elektriksel kuvvet de aynı şey. Artı artıyı iter. Artı eksiği çeker dediğinde, arada mesafe varken de bunu konuşuyoruz. Hatta sonsuz menzilli arkadaşlar bunlar teorik olarak. Bunlar, bu da öyledir. Yani bunlar temas gerektiren kuvvetler değil. 3 tanesi net bir şekilde karşıma geldi. Evet. Güzel. Şimdi gelelim burada. Yukarıda verilen temel kuvvetlerden hangilerinin menzili sonsuzdur? Arkadaşlar bakın. Güçlü nükleer diyor ya, bak, nükleer sözcüğü geçtiği için bu çekirdekle ilgili demektir. Çekirdeğin içerisiyle sınırlıdır. Çok net bir yerde geçerlidir. Menzili sonsuz falan değildir. Ama elektromanyetik kuvvet, hani artının eksiği çekmesi ya da bir mıknatısın başka bir mıknatısı çekmesi ya da itmesi fark etmez. Ya da bir gezegenin uydusunu çekmesi, güneşin bir gezegeni çekmesi. Bunlar aralarında ne kadar mesafe olursa olsun kesinlikle, yani teorik olarak var olan, yani sonsuz menzilli yani kuvvetlerdir bu ikisi. 4 kuvvetten ikisi nükleer zaten, ikisi de şu ikisi ya. Nükleer olanlar kısa menzilli, çekirdek içinde, bunlar da sonsuz menzilli oluyorlar. Bunu söyleyebiliriz. Evet, ikinci sorumuz da Denizli'ye gitti. Evet, kalemim bitiyor galiba benim. Tamam, devam edelim. Kütle çekimi kuvveti ile ilgili olarak yargılarından hangileri doğrudur? Kütleler arasındaki uzaklık arttıkça azalır. Zaten hani uzaklığın karesiyle hatta azalır. Bir tane sabit var. Kütleleri çarpıyorsun böyle, tamam mı? M1, M2 diyorsun, kimlerin arasında oluyorsa, mesela Güneş, Dünya. Aralarındaki uzaklığın karesi. Bu da evrensel çekim sabiti. Bunu kütle çekimde söyleyebiliriz. Bu ama 9. sınıf kitabında da geçiyor. Uzaklığın karesiyle ters orantılıdır. Uzaklaştıkça doğal olarak azalır yani. Yani net bir şekilde bunu söyleyebiliriz yani. Evet, tamam, bu güzel. Kütle miktarı arttıkça artar. Tabii ki de burada kütleler artarsa kuvvet artar. Sadece çekme etkisi vardır. Evet, kütle çekimi diyorsun zaten. İtmesi yok bunun arkadaşlar. Bunların hepsi kütle çekimi ile ilgili olmazsa olmaz bilgiler. Üçüncü sorumuzda misler gibi Edirne'ye gidiyor. Devam edelim. Sürtünme kuvveti ile ilgili yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? Peki, tamam babam, bakalım. Cisme uygulanan kuvvete zıt yönlüdür. Bu her zaman hani böyle değil. Neden derseniz bakın. Şimdi normalde tek bir cismi çektiğiniz zaman, yani cisme uygulanan kuvvete zıt yönlüdür diyor. Şimdi kuvvet uyguladın da, yani sen bunu buraya götürdün ya, yani ne olacak? Yani şurada sürtünme kuvvetini gösteriyorsun ya, cisme göre düşündüğün zaman, yani bu böyle. Ama sürtünme kuvveti arkadaşlar bir etki tepki hani kuvvetidir. Onu unutmayın.
Her zaman karşınıza böyle gelmez. Mesela böyle baktığınız zaman üstüne bir cisim daha koysam ben, bunların arasındaki sürtünmeden bahsetsem, alttaki cismi çektiğim zaman üstteki cisim benimle neden birlikte geliyor desem, ya da bir kağıdın üzerine, mesela bunun üzerine bir tane silgi koysanız, kağıdı çekseniz, silgi bizimle neden birlikte geldi dediğinde, sürtünme kuvveti ikisinin arasındaki ileriye doğru olur. Yani ben bu cisme kuvvet uyguladığımda illa buna ters yönde bir şey diye bir şey yok yani. Tamam mı? Kime göre düşündüğünüze bağlı olarak değişir. Görecelidir. Etki tepki kuvvetidir. Bunda garanti yok. Her zaman olmaz. Evet, bu bunda sıkıntı var dedik. 2. Sürtünen yüzeylerin cinsine bağlıdır. Eyvallah, tabii ki de bağlıdır. Buna zaten sürtünme katsayısı diyoruz. Bu laf doğru. 3. Sürtünen yüzeylerin alanı ile doğru orantılıdır. Hayır, alandan bağımsızdır. Kesinlikle alana bağlı değildir. Yani bazen insanlar bu yanılgıya düşüyor. Şöyle diyelim ki az yüzey varken çekmeye kalkmakla onu yatırıp çok yüzey varken çekmeye kalkmak farklı şeylerdir. Burada yan yatırdığınız zaman hani basınç azalıyor. Bu tırtıklar birbirine sanki daha az giriyormuş gibi oluyor ama hani şu tırtıklar, ama bu sefer de daha çok tırtık temas ettiği için oradan paçayı sıyırıyor. Bu yalan bilgi oldu. Buna bağlı olmadığını söylemek zorundayız. Kesinlikle söyleyebildiğimiz, yani ikinci önerme oldu. Yalnız bol oldu. İlerleyelim bakalım. Bir yudum gene bir çay alayım müsaadenizle. Evet. Etki tepki kuvveti ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Bakalım. Şiddetleri birbirine eşit fakat zıt yönlüdür. Doğru bu laf net yani. Etki tepki kuvveti etki ettiği yüzeye paraleldir. Yani böyle bir şey yok ki. Yani illa böyle bir şey olması gerekmiyor. Mesela burada yüzeye paralel olmak ne demek Allah aşkına? Sonuçta şöyle bir şey yaptık. Buradan ittik. Etki, ben bunu itince o da bunu itti. Evet, tamam. Yani iyi de tepki kuvveti etki ettiği yüzeye paralel mi? Bak yüzey burada. Etki ettiği yüzey burada. Birbirine dik oldular. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Sadece birbiriyle temas halinde olan cisimler arasında olur. Hayır. Yani mesela kütle çekim kuvvetini düşünün. Dünya ayı çekiyor. O zaman ay da dünyayı çekiyor. Bu karşılıklı olan bir şeydir. İlla temas etmeniz gerekmiyor. Etki tepki deyince. Güneş yani mıknatıs mıknatısı çekiyor. Ya da itiyor. Ya da ne bileyim bir yük başka bir yükü itiyor. Bunlar etki tepki kuvvetleridir. Karşılıklıdır. Hani şey deriz ya, biri Q, biri 3Q. Bunlar hani biri diyelim ki biri eksi olsun. Biri nasıl çekiyorsa öteki de öyledir. Hani büyük yük çok kuvvetle çekmez. Etki tepkidir. Eşittir. Bunlar patlak arkadaşlar. 5. soru Adana'ya gider. Evet. Devam edelim. İlerliyorum. 6. soruya geldim. Şekilde sürtünmeli yatay düzlemde durmakta olan 4 kilogram kütleri cisme 12 Newton büyüklüğünde kuvvet uygulandığında cismin ivmesi 5/2 metre bölü saniye oluyormuş. Buna göre cismi etkileyen sürtünme kuvveti nedir deniyor. Şimdi sen bunu çekmeye kalktığında bu tarafa doğru sürtünmeyi bir yazalım. Net kuvvet o zaman 12 eksi sürtünme kuvveti eşittir m çarpı a yapacağım. 4 çarpı 5/2 geldi. Bu kalem de bitiyor galiba. Evet, bu 2 oldu. O zaman buradan sürtünme kuvveti galiba 2 çıkıyor. Evet, bunu bir tamamlayalım. Evet. Evet, bunu atma vakti gelmiş arkadaşlar. Evet, bakayım. Evet, çok tatlı yazıyor. Evet, 2 oldu. 6. sorumuz da Bolu'ya gitti. Bakalım burada ne oluyor? Sürtünmeli yatay düzlemde durmakta olan cisme etki eden yatay kuvvet ivme grafiği şekildeki gibidir. Buna göre ivme cismin kütlesi nedir? Şimdi bakın, bu grafiği bazen böyle görürsünüz. Hani şöyle gelir, şöyle olur. Burası uygulanan kuvvettir. Burası ivmedir, tamam mı? Bazen de böyle görürsünüz bilerek. Şimdi bak, uyguladığınız kuvvet artmış ama siz 8'den sonra harekete geçmişsiniz. Yani böyle bir şey var. 8'den sonra harekete geçmişsiniz. Yapacak bir şey yok. O zaman ne olur? Yani burada sizin aşmanız gereken bu 8 değeri yani sürtünme kuvveti olur. Bu aradaki fark da ne olacaktır? 16 olacaktır. Bu uyguladığınız kuvvet, bu da karşı karşıya kaldığınız sürtünme kuvveti. O zaman burası da 16. Şimdi F net eşittir. M çarpı A dediğimiz zaman F net ne oluyor burada? 16 oluyor. Kütlemiz ne? Zaten onu soruyor. İvme ne? Bu aralık için konuştuğumuzda, hani şu aralığa bakıyorsunuz, 4. Yani şurası 4. Bu ara üçgen için konuştuğumuz zaman. Burası 4 olursa bu vatandaş da 4 olur galiba. Bunu bilerek ters verip acaba tepkiniz nasıl olur diye bakıyoruz. Genelde benim şuraya çizdiğim şekilde olur. Ama böyle de gelebilir yani.
Devam ediyoruz. Doğrusal bir yolda hareket eden cismin hız zaman grafiği verilmiştir. Buna göre hangi zaman aralıklarında cismi etkileyen kuvvet vektörünün yönü hız vektörüne zıt yöndedir. Bakın, net kuvvetle, tamam mı? Hız vektörü, tamam. Evet, net kuvvetle hız vektörü aynı yönlüyse araç hızlanır. O zaman zıt yöndeyse ne olacak? Tabii ki de yavaşlar, bunu söyleyebiliriz. Yavaşladığı yerleri bulacağım. Bak, burada yavaşlıyor, olur. Burada hızlanıyor, olmaz. Burada yavaşlıyor, olur. 1 ve 3'e gidiyoruz galiba. 8. soruda. Evet, devam edelim bakalım. Efendim, sesim çok kötü oldu. Ya o meşhur formül işte, sürtünme kuvvetinin meşhur enteresan 9. sınıfa nasıl girdiğini anlamadığımız formül demişim, grafiği. Yatay sürtünmeli yüzeyde durmakta olan cisme etkeden sürtünme kuvvetinin cisme uygulanan yatay kuvvete bağlı grafiği şekildeki gibidir. Buna göre hangileri yanlıştır? Bakalım. X bölgesinde hareketsiz. Bakın, siz burada uygulanan kuvveti arttırdıkça sürtünme kuvveti artar. Arttırdıkça sürtünme kuvveti artar. Tam buraya gelinceye kadar. Burası hareket eşiğidir. Hareket eşiği. Tamam mı? Burası. Bundan sonra harekete geçer. Ve hareket başlayınca da tabii sürtünme katsayınız düştüğü için size etkileyen sürtünme kuvveti de azalacaktır. Onun için hani statik sürtünme katsayısı ile kinetik sürtünme katsayısı diyoruz ya. X bölgesinde hareketsiz, Y bölgesinde sabit hızda hareket etmektedir. Ya bir dakika. X bölgesinde hareketsiz de Y bölgesinde artık hareket etti. Hızlanıyor yani sonuçta. Sadece etki eden sürtünme kuvveti azaldı. Kinetik, yani sürtünme katsayısına göre değer aldığı için böyle. Yani sen hangi kuvveti uygularsan uygula, artık hareket var burada. Hareket var. Tamam mı? Sadece uyguladığın kuvvete göre artık sürtünme kuvveti sabit. Yani sen net kuvvetini bulurken f'si fs yazabilirsin. Burada diyelim ki f değeri var. Ona karşılık gelen de burada fs değeri var. Artık bunu yazarsın hareket sırasında. Yani y bölgesinde sabit hızda falan değil. Bu yani sonuçta gitti. Yapacak bir şey yok. Patladık. Tamam, yanlış falan diyormuş. Ama zaten yanlışları soruyor. X bölgesinde hareketsiz, y bölgesinde yavaşlamaktadır arkadaşlar. Yani yavaşlama falan yok, hızlanıyor artık. Bu da gitti. X bölgesinde hızlanmakta. Burada duruyor demiştik. Hiç okumuyorum bile gerisini. Bunların hepsi yanlış arkadaşlar. Yani net bir şekilde zaten biz grafiğe bakıp yorumumuzu yaptığımız için problem yok. Şimdi yatay düzlemde hareket eden kütleleri sırasıyla M ve 2M olan K ve L cisimlerinin hız zaman grafiği şekildeki gibidir. Buna göre cisimlere uygulanan net kuvvetleri bulunuz. F eşittir M çarpı A yapacağım. Genel mantık bu. Sen bana kütleleri zaten verdin. İğmeleri de ben bulursam net kuvvete gideceğim. Şimdi baktığımız zaman şuraya bakarsak, nasıl bakacağımızı bilmediğimiz an. K'ya bakıyorum. Burada yani tabii sayılar hoş olmamış falan diyormuşum. Yapacak bir şeyimiz yok. Yapacak bir şey yok. Buralara V, 2V, 3V yapacağız. Buralara T, 2T, 3T yapacağız. K'nın ivmesi hangi zaman aralığında hangi hızı, yani hız değişimini yaşamış, ona bakalım. AK, evet, 3V bölü 2T yazacağız. Yani 2T sürede hızını 3V değiştirmiş. AL, o zaman 2V bölü ne olacak? 3T. Böyle bir şey olacak. Tamam. Güzel. Bundan sonra devam edersek F, K bulunacak. Kütlesi neydi? Sırasıyla dedi. M çarpı 3V bölü 2T. İğme yerine ne yazık ki bunu yazıyorum artık. Affedin. Yani ortak katlayarıyla uğraşmak istemedim artık. Burada da 2V bölü 3T gelecek. Böyle bir şey oldu. Şöyle yaptık. M'ler gitti. V'ler gitti. T'ler de gitti. Burası ne oldu? 4 bölü 3 var. Burada da 3 bölü 2 var. Yani 3 bölü 2 bölü 4 bölü 3 oldu. 9'lu 8'li bir şeyler oldu. 10 Denizli'ye gitti bile. Evet. Değişik oldu ya. Hemen bakıyoruz burada neler olmuş. Onu bir görelim. Yatay yolda durmakta olan 3 kilogram kütleri cisim şekildeki yatay F1 F2 kuvvetleri ile düşey F3 kuvveti etkisinde harekete geçiyor. Tamam, bunlar varken harekete geçiyor. Yer harekete geçiyor dedi. Yer ile cisim arasında kinetik sürtünme katsayısı 0.1 olduğuna göre cismin hareket ivmesi nedir? Şimdi biz sürtünme kuvvetini, bakın arkadaşlar, K çarpı N diyoruz ama N her zaman MG'dir diyemezsiniz. Çünkü bak, tependen bastırıyor bu adam burada. 30 zaten senin ağırlığın. 20 de buradan geldi. Biz N yerine 50 yazmak zorundayız. Bastırıyor. K de neydi? 0.1 ya. Onu da 1 bölü 10 diye yazıyorum. Bunlar gitti. Sürtünme kuvveti 5 Newton gelir. Bu tamam. Bakıyorum, bu tarafa 10 var. Bu tarafa 30 var. Şu tarafa doğru gideceğiz.
Yani bu tarafa doğru gitmeye kalkarsanız sürtünme kuvveti tabii ki de bu tarafa devreye girecek, buna göre düşünürsek. O zaman ne oldu? Yani 30'la onu karşılaştırarak şu tarafa 20 diyorum. 20 eksi Fs eşittir M çarpı A diyeceğiz. Böyle bir şey. Sürtünmeyi de zaten bulmuştuk, 5'ti. Burası 15 oldu. 3 çarpı A oldu. Burası da 5 olur galiba. 11. sorumuzda Ceyhan'a gider. Nefis bir soru olur. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Güzel tekrarlar devam edecek. Daha neler neler göreceksiniz. Hani TYT fizik, TYT hareket, kuvvet konusu olduğu için belli bir ayarda tutuyoruz, kasmıyoruz. Ama bunun bir de AYT kısmı var. Yani buzdağının görünmeyen kısmı var. Ona da dikkat edelim. Şimdiden haber verelim. Evet, görüşmek üzere diyoruz. Hoşça kalın diyorum.